Bugün hesaplaşma vakti. 20 yaşındaki zihinsel engelli Nurdan Seldüz nerede? Bana İrem olarak tanıttı kendisini. En son 20 gün önce benim yanımdaydı. 4 gün benim yanımda kaldı, 5. gün kaçtı gitti. Nereye gittiğini de inanın bilmiyorum ben. Ben bunun sonuna kadar senin peşine bırakmayacağım. Ben seni boşuna bırakmayacağım. Nurdan'ı İbrahim Berkay Gezici mi saklıyor? İbrahim Berkay Gezici stüdyoya gelecek, Nurdan'ın ailesiyle canlı yayında yüzleşecek. Hakkınızda çok fazla iddia var. Bunları fazla buraya girip cevaplandırır abi. Mısınız? Ya iyi olur, tamam hanımefendi. Alın, ben geleceğim, sorun yok. Peki, yarın bekliyorum o zaman. Tamam, tamam oldu. Sakın kaçırmayın. Şimdi Esra Erol'da. Biz aile sevgisi görmeyelim. Tolga'nın ve Arzu'nun biyolojik babası kim? Tolga'nın öz babası kim? Anne, bak saygımı bozmak istemiyorum. Sabrımı sorulama, sabrımı sorulama. Söyle artık. 29 yıllık bilinmezlik devam ediyor. Telefon hattında Hatice Gayret var. 30 yıl önce amcamın çocuğuyla 6 ay yaşadı. Salih Gayret ismindeki biriyle 6 ay bir beraberlik yaşamışsın. Çıkaramadım gelip. İddiaların hedefindeki Salih Gayret'le Tolga'nın annesi Nevin Hanım'ın arasında nasıl bağ var? Amcamın oğluna benziyor, aynı kopyası. Tolga aynı amcamın oğlu diyor. Salih Gayret, Tolga'nın babası mı? DNA testi sonucu canlı yayında açıklanıyor. Şimdi Esra Erol'da. Şahitler konuştu, yer yerinden oynadı. İddialar ortalığı karıştırdı. Bakın, annenin sizle ilgili iddiası, yanınızda Çağlar isminde birinizin olduğu, bu kızı zorla alıkoydunuz ve fuhuş yaptırdığınız iddia ediliyor. Ben fuhuşa hiçbir şekilde kimseye teşvik etmedim. Her şeyin anlat, ben buradayım. İbrahim Berkay Gezici ve Mehmet Çağlar, kadın ticareti yapan bir suç şebekesi mi? İrem senin yanında. Sen siz Esenyurt meydanda İrem'i de bıksaysan... Ne kadar küçük kız varsa onların başına bunlar binerler. Küçük çocuğu olanların da çocuklarını sokakta bırakırlar ya da ona buna satarlar. Genç kızları kimler nasıl kandırıyor? Bugün duyacaklarınıza inanamayacaksınız. Şimdi Esra Erol'da. Şu an Erzurum'dayız. İzmir'e geldik, Mersin'e geldik. Çok önemli bir gelişme oldu. Hiç vakit kaybetmeden Antalya'ya gidiyoruz. Bugün Caner Toygar'ın en mutlu günü. Çok mutluyum. Sakın kaçırmayın. Şimdi Esra Erol'da. Eşim beni 16 yıldır aldatıyor. Evliliği boyunca hep aldatılmış, 3 tane de çocuk var. Akıl almaz iddialar, şok suçlamalar. Ne kadardır berabersiniz Didem Hanım'la? 1 sene. Aynı evde yaptım. İkinci şoka hazır mısınız? Yalanlar inan, dolanlar inan. 16 sene ne demek, ne demek yani? Gülnas Hanım'ın eşi Aydın Bey bir kez daha canlı yayında konuşacak. Aydın Bey, 3 çocuğunuzu geride bırakıp vicdanınız rahat mı? Bak anlıyorsa bıraksın. Bak anlıyorsa bıraksın. Sen o kadar utanmaz bir adamsın ki. Gülnas Hanım çileden çıkacak. Bir kere de yalan söyleme, çık karşıma. Şimdi Esra Erol'da. Tuğba, 4 yaşında kızın Dilan'ı tam 2 yıldır göremiyorsun. Velayet sende, ama sen çocuğunu göremiyorsun. 2 yıldır evladına hasret olan Tuğba, 4 yaşındaki kızına kavuşabilecek mi? Torbalı durmadan işkence yapıyordu. Kızgın yağlı ayağını yaktı. Çocuğuna da şiddet uyguluyor muydu? Uyguluyordu. 3 aylıkken mama yemiyor diye dövüyordu. Kemerle bile vuruyordu benim kızıma. Cihan Dilbisoğlu tam 2 yıldır da çocuğunu saklıyor ve sana göstermiyor. Kızını kaçırdığını iddia ettiği eski eşi Cihan canlı yayında. Şimdi Esra Erol'da.